efendim balık hamsi balık kızartıldı evet salatayı daha önceden zaten söylemişti içindeki malzemeleri evet hamsi balık kızartıldı görüntüsü ne kadar güzel efendim evet burada ne var kapıyı portakal burada acılı turşu karışık İki yumurta kır. içine bir kaşık at. Al sana menemen. Bu da efendim e, Tokat Zile'nin meşhur çemeni. Bu da ocağın üstünde patlıcanı e, köz gibi şey yaptım soydum. Ondan sonra bu şekilde kavanoza koydum efendim. ...görüyorsunuz. Evet. Bunlar... ...çocuklarımın... ...günde 4-5 kere yıkarım. Ahşaptan... ...ahşap var bunların altında. Tas, su tasları bunlar. Evet. Refleks mamaya... ...gelelim. Evet. Yine bestami burada. Efendim şimdi refleks mamanın içine küçük olan kuru mamayı koydum. Hatta şöyle göstereyim. Kuru mamayı koydum. Daha sonra konserve olan refleks mamayı, yaş mamayı karıştırdım. Bu şekilde. Görüyorsunuz. Evet. Bu da ödül kemiği efendim. Bu da refleks Şimdi şunun içine 1 2 3 4 1 2 3 4 4 tane efendim ödül kemiği attım mı? Çok severler, bayılırlar efendim. Karıştırıyorum. Onun da kokusu geçiyor çok güzel yiyorlar. Evet buradan sesleniyorum. Hayvanı olmayan, gerçekten hayvan sever olan insanlara veya evinde, bahçesinde hayvan besleyen kedi olsun, köpek olsun. Bu mamaların KDV'si bence kaldırılmalı. Hatta Ankara Belediye Başkanımız Sayın mansur yavaş böyle bir şeyi çıkartması gerekiyor. Ee, nasıl e, doğal gaz yardımı yapıyor, gıda yardımı yapıyor. Ee, Allah razı olsun kendisinden efendim. Ee, bir de mama olayında mama olayında da e, yani evlere köpeği olanlara ne bileyim böyle bir başvuru yapın internet üzerinden diye bir açıklama yaparsa sosyal medyada e, bence çok iyi olur ama ben diyorum ki mamaların kadevesi kalksın efendim şart değil yani kimse evinde beslemez belki çekinir ama gerçek hayvanseverdir. en azından kadevesi kalkarsa alır hele ki bu zor durumda euronun doların çıktığı bir şeydeyiz bunun için Allah yar ve yardımcımız olsun gerçekten çok zor efendim bir de şunu ilave etmek istiyorum diyorum ki ne mesela bir ay bir buçuk ay önceden fırladı herhalde euro dolar ondan önce adam küçük bir bahçe alıyor komşusundan veya akrabasından işte diyor ki ne benim bin dolarım veya iki bin dolarım veya bin euro um eksik ben sana işte çalışayım zaten günümüz asgari ücretle çalışılıyor biliyorsunuz ben sana öderim diyor. Peki o borç aldığı o bahçeyi veya gece konduyu veya müstakil evi veya daireyi al, alan kişi o doları o euroyu o zaman düşük bazda aldığında şimdi nasıl ödeyecek? Bunları düşünen var mı? İçler acısı efendim. Gerçekten içler acısı. Bundan dolayı tekrar sayayım efendim ne vardı Baysal TV mutfağında? Tabii ki e, hamsi balık, salata, tokat, zile, ye, özgü, çemen, kapi, portakal, ezme, acılı ezme, patlıcan, közlü patlıcan e, ve refleks köpek mamaları efendim.